Evet, Yudapar hedefte farklı farklı tarihlerde farklı gerekçelerle daha önce hedefe koyanlar tarafından yine hedefte, öyle diyelim. Yani Hüdapar hedefte değil, Hüdapar yine hedefte. Hüdapar sürekli hedefte. Bunun pek çok sebepleri var. Daha önceki sebeplerin üzerine ilave olan bazı sebepler var. Yine hem Akit TV ekranlarında hem farklı televizyon kanallarında benzer sorularla daha önce de muhatap olduk. Kim Hüdapar'ı neden hedefe koyuyor? Hüdapar daha yeni kurulduğunda bile ilk kuruluş aşamasından 1-2 yıl sonra salvolar başladı, saldırılar başladı. Hüdapar'a saldıranların her birisinin farklı bir motivasyonu var. Bir yönüyle, şimdi daha çok bu olayın özelinde de konuşuyoruz ama genel manada bu olayda da açığa çıktı ki küçük bir kız çocuğunun vahşice, alçakça katledilmesini de siyasallaştırdı. Daha doğrusu siyasi emellerine alet etmeye, onun cenazesi üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışanlar, bir taraftan da İslam'a ve İslam'ın kutsallarına ya da onun şiarlarına saldırmayı bir görev bildiler. Bunu da bir fırsata çevirdiler. Niye bunu böyle yaptılar? Küçük kızımızın, Nari'nin gitmiş olduğu Kur'an kursundan dönerken eve gitmediği, dönüş yolunda kaybolduğu önce haber yapıldı. Sonradan anlaşıldı ki aslında Kur'an kursundan dönüş ile kaybolmasının arasında epey bir zaman dilimi de var. Fakat ısrarla o noktaya getirdiler. Daha sonra aradan epey bir zaman geçti. Nari'nin amcası cinayet zanlısı olarak tutuklandı. Hemen akabinde bu sefer o tutuklanan amca ile ilgili işte Nari'nin amcası hem muhtar hem Kur'an kursu hocası hem de Hüdapar üyesi diye Böyle haberler bir iddia yapılmaya, çıkarıldı. böyle bir algı oluşturulmaya başlandı. Üye misiniz efendim? Hayır, bunu defalarca biz açıkladık. Bir muhtarın herhangi bir siyasi partiye olması zaten mümkün değil. İmkansız. Evet. Siyasi partiler muhtar adayı göstermezler. Bir muhtarın Kur'an kursu hocası olması da mümkün değildir. Bir Kesinlikle. Kur'an kursu hocasının istifa etmeden muhtar adayı olması da mümkün değildir. Aslı kelam bütün bir araya gelemeyecek sıfatları peş peşe koydular. Neden böyle yaptılar? Onu da biraz sonra inşallah zamanımızın Lütfen. El verdiği ölçüde izah etmeye çalışacağız. Peki Hüdapar'ı bazıları tanımadığı için Hüdapar'ı düşman olarak biliyor. Yani çünkü birileri Hüdapar'ı öcü gibi gösteriyor. Onların Kesinlikle. sözlerine kanan insanlar Hüdapar'ı tanımadığı için Hüdapar'a sempatiyle bakmıyor.